Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz, doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Bugün birlikte leopar kek yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için 3 adet yumurtamı çırpma kabıma aldım. 1,5 su bardağı toz şekerimi hemen ilave ediyorum. Bunları köpük köpük olasıya kadar, şeker eriyesiye kadar çırpacağım. Evet arkadaşlar, krema kıvamına geldi. Şekerim eridi. Şimdi 1 su bardağından 1 parmak eksik sütümü, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağımı aktarıyorum. Şöyle biraz daha, 1-2 dakika kadar daha çırp. Evet arkadaşlar, çırptım. Şimdi un ilavesinde bulunacağım. Şöyle 1 su bardağı bir un aldım. Şöyle iki. Bunu da bir karıştıralım. Arkadaşlar 2 su bardağı un koyduk. Şimdi bu aşamadan sonra bu şeyi ayıracağız. Çünkü leopar yapacak olduğumuz için harcımızdan eşit miktarda ayıracağız. Şöyle mikserimi alayım. Şöyle ayrı bir kaba harcından alıyorum. 2 kepçe birine, 2 kepçe de birine alsam yeterli olacak. Şöyle 2,5 yapalım arkadaşlar. 2,5 kepçe, 2,5 kepçe ayıralım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunlara tekrar un ilavesi ve kakao ilavesiyle devam edeceğiz. Şimdi ilk önce düz olanı yapalım. Şöyle. Artık bir spatula yardımıyla yapayım. Harcımı karıştırayım. Akışkan bir kek olmayacak arkadaşlar bu. Çünkü leopar kek yapıyoruz. Şöyle elimizle açabileceğimiz kıvamda olacak. Şimdi artık elimden un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğuralım. Yumuşak, açılabilen kıvamda olacak. Çok da sert olmayacak arkadaşlar. O yüzden ununu dikkatli ekleyelim. Biraz daha un eklersek düz olanı halletmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Yerde dar olunca biraz zorlanıyorum ama. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi ben elimi yıkayacağım ve diğer hamurlarımı yapacağım.
O şamalar. Arkadaşlar Arkadaşlar kabartma tozu koymayı unuttuk. Şöyle bir çay kaşığı kabartma tozu düz olana tekrar yoğuracağım. Diğerlerine de koyacağım arkadaşlar. Bunlar daha cıvık zaten. Şöyle bir çay kaşığı buna. Bir çay kaşığı da diğerine aktaracağım. Şöyle. Evet, bir çay kaşığı. Buna da aktardık mı? Bir paketi 3'e bölmüş olduk. Şimdi ben sademi yoğuracağım. Tekrar kabartma tozuyla daha sonra kakaolu harçlarımızı hazırlayacağız. Arkadaşlar düz olanı yoğurdum. Şimdi ayırmış olduğumuz hamurun bir tanesine sadece bir yemek kaşığı kakao koyacağım. Diğerine daha fazla koyacağım. Daha koyu olması için. 2 dolu dolu 3 yemek kaşığı kakaomu diğer hamuruma ilave ettim. Şimdi bunları karıştıracağım güzelce. Şimdi buna 3 kaşık ilave ettiğimiz için daha az un ilavesi yapacağız. Şöyle karıştıralım. Aşama aşama koyalım unu. Ele yapışmayacak, yumuşak bir hamur yapacağız. Artık elimle geçebilirim. Daha yumuşak arkadaşlar, biraz daha un. Bu yeterli gelecektir herhalde. Şöyle elim bir kaşık yardımıyla kurtarayım. Biraz daha alalım. Bir yemek kaşığı kadar ve bunu da iyice yoğurup kenara alalım. Evet arkadaşlar bu tam geldi. Yumuşak ama açabileceğimiz kıvamda. Şimdi ben elimi tekrar yıkayacağım. Diğer açık renk olanıma geçeceğim. Böyle yumuşak kıvamda bir hamur elde ettik. Ben şimdi elimi yıkayacağım. Arkadaşlar hamurlarımı ayarladım ben. Koyu renk, açık renk ve düz rengimiz. Şimdi bunları şöyle parçalara ayıracağım. Bir, iki, üç, altı, yedi, sekiz parça oldu. Şunları böyle yuvarlayacağım. Şöyle koyacağım. Parça düz hamurumuz.
Şimdi bunları da aynı şekilde 8 parçaya böleceğim. Şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar, bunu da 8 parça yaptık. Bunları şöyle tezgahıma koyayım. Şöyle yuvarlayalım. Koyu renk olanı da aynı şekilde 8 parçaya böleceğim. Bunları böyle yuvarlayacağız. Şimdi yağlamış olduğum dolapta bekleyen kek kalıbımı çıkaracağım ve yapmaya başlayacağım. Arkadaşlar ben bir tane yaptım. Şöyle kek kalıbımın boyunu ölçmek için. Şimdi tekrardan size gösteriyorum. Düz hamurumuzdan alıyoruz. Şöyle. Düz hamurumuzu şöyle bir merdane yardımıyla kek kalıbımızın boyuna göre açıyoruz. Aynı işlemi elimizle de yapabiliriz. Ama böyle daha düzgün, aynı kalınlıkta oluyor. Şöyle kalıbıma bakıyorum. Aynen bu şekilde. Şimdi ilk önce açık kahverengi olan hamurumuzu elimizle şöyle silindir haline getiriyoruz. Şöyle yapalım. Size göstermek adına şöyle tezgahta. Hamurumuzun boyuna gelince biraz daha açalım. Evet, hamurumuzun boyuna geldi arkadaşlar. Bunu elimizle şöyle hamurumuzun tam dibine kadar yerleştirelim. Ondan sonra koyu rengi olanı alıyoruz. Aynı şekilde koyuyu da yapacağız. Şöyle tezgahta silindir şeklinde. Onu da açıyoruz. Onu da açık kahverenginin üzerine koyup şöyle elimizle hafif bastırıyoruz. Daha sonra düzü üzerine kapatıyoruz arkadaşlar. Düz hamurumuzu üzerine kapatıp şöyle. Eğer fazla olursa şöyle, evet bu biraz büyük olmuş. Onu şuradan şöyle hemen keselim. Kek kalıbımızın içine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane daha göstereyim ben hemen. Bir tane hemen düz hamurumuzu alıyoruz tezgaha. Açıyorum. Hepsini aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Önce ısıttığımız kekleri hangi derecede pişiriyorsak o derecede pişireceğiz. Şöyle ölçelim. Evet. İlk önce kahve, açık kahverengiyi. Fark etmez. Koyuyu da yapsanız olur ama ben öyle başladım. Artık öyle devam edeceğim. Şöyle hafif bastırıyorum. Koyu da alıyorum. Bundan üzerine güzelce bastırıyorum. Ve düz olan hamuru üzerine kapatıyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bu kadar. Şu yanlarını biraz daha fazla açarız. Bir dahaki sefere şöyle düzeltiyorum. Kek kalıbımın içine koyuyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde ben devam edeceğim. Arkadaşlar hepsini yaptım. Sıralı.
Bazı aralarından böyle kestiklerimi de aralarına yerleştirdim ziyan olmasın diye. Bazen uzun gelmişti. Onları kesmiştim böyle küçük küçük parçalar. Onları da aralarına yerleştirdim. Şimdi üzerine şöyle damla çikolata. Çikolataları da şöyle hafiften bastıralım. Önce ısıttığımız 175 derece, 180 derece keklerinizi hangi derecede pişiriyorsanız o dereceye atın lütfen. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Şöyle damla çikolataları hafiften bastırıyorum. Damla çikolata koymasanız da olur. Ama ben üzeri böyle olsun istedim. Daha şöyle. Bu kadar yeterli. Şimdi onu önceden ısıttım. 180 derece ilk önce, daha sonra 175'e alırım. Dediğim gibi siz nasıl pişiriyorsanız keklerinizi öyle pişirin. Her fırın ayrı özellik gösterir. Herkesin bir pişirme stili vardır fırınına göre. O ayarı bilirsiniz. Ona göre pişirirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi fırına gidecek. Arkadaşlar ben kekimi çıkarttım. Şu anda çok sıcak. Bir dilim kestim. Ama biraz soğuması gerekiyor. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.